Herkese merhaba. Bugün bir sporcu arkadaşımla bir canlı yayın yapmayı planladık. Onun yaptığı spor üzerine konuşacağız. Herkese merhaba. Bugün bir sporcu arkadaşımla bir canlı yayın yapmayı planladık. Onun yaptığı spor üzerine konuşacağız. Onu birazdan alacağım. Ama ben öncelikle misafirimi almadan önce biraz da Cuma günkü gençlerin sokağa çıkmasıyla ilgili, COVID süreciyle ilgili bir farkındalık yaratmak için bir ön bilgilendirme yapmak istedim kendim. Belki sonrasında, programın sonrasında zamanımız kalmazsa diye. Cuma günü malum belli yaş grubu gençlerimiz, benim çocuğum da dahil olmak üzere sokağa çıkacaklar ilk kez aylar sonra. Çok heyecanlılar. Bizim evimizin yakınında bir park alanı var. Arkadaşlarıyla işte 3-5 arkadaş orada buluşacaklar. Ben kapalı ortama zaten gitmelerini tavsiye etmedim kendilerine. Maskeleri yanlarında olacak. Yaklaşık 1,5-2 metre mesafelerini koruyacaklar. Bunu tembih ettim. Birbirlerine dokunmayacaklar, kucaklaşmayacaklar maalesef. Bu mesafeden açık havada maskeyi takmadan. Ama maskeleri yanında olarak birlikte belli bir süre özlemlerini giderecekler. Siz de bu Cuma günü sokağa çıkacak olan çocuklarınız, gençleriniz varsa bu tür uyarılarda bulunursanız son zamanlarda normalleşme sürecine girmiş gibi olan algımız, eski normale dönüyoruz gibi olan algımız nedeniyle artan vaka sayılarımızdan dolayı bu uyarıları sık sık yapmak zorundayız. Çünkü bunu bir tek ben söylemiyorum. Birçok hoca da bu uyarıda bulunuyor. Bu konuda tecrübesi olan, bilgisi olan, gerek yurt içi gerekse yurt dışı yayınları çok yakından takip eden birçok hoca da bu uyarıda bulunuyor. Bu normalleşme süreci maalesef eski normalleşme sürecimiz değil. Bu COVID sürecinde sadece daha normal, COVID normali diyelim buna. Eskisi gibi kesinlikle algılanmasın. Zaten bir süre hayatımızı bu şekilde yürütmemiz gerekecek. Çünkü ilaç yok, aşı yok ama virüs var ve aynı şekilde bulaştırmaya devam ediyor. Niye vakalar azaldı? Çünkü çok iyi tedbirler alındı bu süreçte. Ve ona bağlı olarak da vaka sayılarımız azaldı. Bu tabii çok sevindirici bir haber ama son haftalarda biraz yatışlarda artışlar saptıyoruz. Umarım bu daha da artmadan daha bir platoya girer. Sadece bu konuda siz de çevrenizi bilgilendirirseniz, doğru insanları bilgilendiren doğru insanları takip ederseniz bu süreci, bu önümüzdeki belki de bir yılı, 1,5 yılı çok daha sakin, çok daha az hasarla atlatmayı başarırız diye umut ediyorum. Şimdi ben birazdan konuğumu alacağım. Kendisi yüzmeden tanıdığım bir arkadaşım, epey yıl oldu. Kendisini de kendi anlatacak gerçi ama
yüzme sporu, daha sonra triatlon ve daha sonra peşi sıra gelen birçok spor başarısı oldu. Bu süreçte merak ediyoruz. Bu kadar çok zorlu yarışmalara da katıldı. Nasıl beslendi? Zaman zaman kendisiyle bu beslenme konusunu antrenmanlarında olsun, yarış önceleri olsun biz hep konuştuk. Ama bunu kendisi nasıl uyguladı, ne kadarını yapabildi, neden onu yaptı, öbürünü yapamadı, ne oldu? Bunları açıkça kendisiyle konuşalım istedik bugün. Şimdi ben kendisini... Bir istek gönderiyorum. Yayını ben nasıl kaydedeceğimi bilemiyorum. Sadece kaydet deyince 24 saat benim şeyimde, anasal hikayemde duruyor. Onun dışında başka bir kayıt nasıl yapabilirim bilmiyorum. Evet, ben bir istek gönderdim. Merhaba. Merhaba Beyazıt, hoş geldin. İyiyim vallahi, sağ olun. Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sen biraz ekranı aşağıya mı indireceksin? Kafanın üstünde çok fazla boşluk var. Biraz daha senin yüzünü görelim. Zaten altta bir şeyler geçiyor, görünmüyor. Nasıl şimdi? Konuşmacıların yüzü. Şimdi daha iyi. Aha. Biraz daha indir. Şu Iron Man tişörtünü. Evet, o var, o gözüksün. Arka tarafta da kuleli gözüksün diye açtım ama. O görünmüyordu bak, onu görelim. Kuleli görün. Diye açtın ama ayrıma tişört görelim yani. Yalnız bakayım nasıl yaparım onu. Evet. Şöyle biraz da altına bir şey koyayım. Çok böyle iptidai bir şekilde duruyor bunlar burada da. Bundan da bu kadar. Evet evet. Tamam. Şu an gayet iyi. Ben senden biraz önce girdim yayına. Biraz Covid süreci ve söylemek istediklerim vardı Cuma günüyle ilgili. Özellikle gençlerimiz sokağa çıkacak diye. Biraz birkaç gelen arkadaşıma onlardan bahsettim. Biraz senden çok kısa bir bahsettim. Seni yüzmeden tanıdığımdan, havuzda tanıştığımızdan bahsettim. Şimdi sonrasını senden dinleyelim. Evet, ya, Beyazıt Bozacıoğlu. Teşekkürler. Kimdir? Öncelikle herkese merhabalar tekrar. Ben öncelikle bu süreç nasıl başladı, benim hayatımda spor nasıl başladı? Çok ufak ufak koşuyordum. 2011 yılıydı, Kasım ayında kızımın yüzme antrenmanını şeyden seyrediyoruz. Biz onun yüzdüğü havuzun dışında bir camekanlı bir yer ayırmışlar. Ama biz dışarıda bütün hava şartlarına maruz bir şekilde izliyoruz. Pardon, şimdi bir süre yorumları kapatmam istendi. Senin yüzünü görmek istiyorlarmış. Bir süreliği de kapatıyorum. Daha sonra açacağım. Şöyle bir süre sonra. Sağ olun. Birkaç gündür de güneş altındayız. Kapkara olduk zaten. Daha da kararacağız. Evet, evet. Bu tekrar şey alayım. Kızımın yüzme antrenmanları için bir havuz kenarında izlediğimiz bir yer var. Dışarıda hava şartlarına açık bir vaziyette bekliyoruz. Kasım ayı oldu. Yağmurlar başladı. İşte velilerden bir tanesine ya dedim Volkan hadi gel dedim şu içeriye bir bakalım. Belki uygun bir paket vardır. Biz de yüzelim hiç değilse içeride sıcakta duralım. Dışarıda donuyoruz çünkü. Ellerimiz cebimizde habire. Girdik içeriye baktık. Evet. Bir abone olduk. Ben o zaman böyle o yan tarafta antrenman devam ederken yan gözle bakıyorum ne yapacağımı falan. 3 kulaç atıyorum böyle kurbağalama. 5 kilo su yutuyorum. Böyle vaziyetteyim. Yani hiç yüzmeyle falan alakam yok. Ondan sonra... Herkes. Evet. Sonra havuz içerisinde sizin bir muhabbetinize denk geldim. Orada Kartal görevliydi. Sizinle beraber aynı havuzda. Boğaziçi yüzme yarışları varmış. Bununla ilgili böyle bir muhabbet var. Ben kulak kabarttım. Allah Allah dedim bu nereye gidiyor bu? Hemen antrenman bitti. Ayça'yı aldım ben koşarak şeye eve internetin başına. Neymiş bu diye hemen internette araştırdım baktım. Yüzme yarışı var Boğaz'da.
İstanbul İstanbul Boğazı. Boğazı'nda. Benim de ilk Evet. yarışımda o mu? Değil mi? Benim de ilk yarışımda. Bir Evet. yarış var Boğaz'da Boğaz'da. yarışım. Ben dedim ki bunu yüzmeliyim ben. Ondan sonra işte bir sürü kaynaktan yüzmeye çalışmaya başladım. Benim şeyim o oldu. O sene 2012 yılına kaydımı yaptırdım. Boğaz yarışının işte bir takım gerekleri var. Onları yerine getirdik. Ondan sonra o sene 2012 yılında Boğaz'ı ben hem yüzerek hem de koşarak Avrasya Maratonu'nda geçtim. Benim yarışmalara başlangıcım böyle oldu. Hatta Avrasya Maratonu'na girdiğimde yüzmede bakın o kadar iyi değildim ama özgüvenim yüksekti. Koşuda ise ya ne yapacağım ben diyordum. Ya böyle rezil olacak mıyız acaba falan ama hiç öyle bir şey olmuyormuş çünkü Ama koşun daha iyi koşu geldi evet. Ayşerhan, sanki yüzmeye göre daha çok sevdin. Hatta bizi de koşturmaya çalıştın, onu da biliyorum çok net. Evet. Ama hani ben o kadar sevemedim, yüzmeyi daha çok sevdim. Peki sonra koşu oldu, yanına bisiklet ekledin falan, bir triatlon. Triatlon nedir? Hani benim kendi takipçilerim için soruyorum bunu. Senin takipçilerin illaki biliyor da bunu. Ya triatlon belki şöyle üç bilmiyorlardır. branştan oluşan bir yarışma şekli veya spor şekli. Önce yüzüyorsunuz. Ondan sonra bisiklete biniyorsunuz. Ondan sonra da koşuyorsunuz. Bunların hepsi tek düdükle başlıyor ve bir finişle bitiyor. Yani yüzmeden çıktıktan sonra bisikletinize bir takım hazırlıklar yapmak gerekiyor binmek için. O hazırlıkları yapıyorsunuz. Ondan sonra bisikletle devam ediyorsunuz. Ondan sonra bisikletten indikten sonra da yine bir takım şeyler yapmanız gerekiyor. Bisikletinizi koyuyorsunuz, kaskınızı çıkartıyorsunuz. Onları belli bir yerler var. Oralara koymanız gerekiyor. Ondan sonra koşu ayakkabınızı giyiyorsunuz. Koşuya başlıyorsunuz. Triatlon bu üçlemeden oluşuyor. Olimpik triatlon esas temel triatlon mesafelerinin olduğu triatlon şekli. Olimpik triatlonda 1500 metre yüzüyorsunuz. Ondan sonra 40 kilometre bisiklete biniyorsunuz. Sonra da 10 kilometre Evet. koşusu var. Bunun işte Şimdi bir soru gelmiş hemen. Boğaz yarışı gerekliliği diye ön elemeler yapılıyor. Boğaziçi Olimpiyat Komitesi evet. galiba Boğaziçi yarışı duyuruyor bunu. Şubat ayında, Ocak'tan sonra hatta kayıtlar başlıyor Temmuz'da yüzmek için. Değil Evet. mi? Ondan sonra şöyle oluyor. Kayıt olabilirseniz eğer zamanında müracaat eder de kayıt olabilirseniz ilk elemeyi aşmış oluyorsunuz. Evet. O da çünkü önemli bir boyutu. Evet. Ondan sonra Evet. yarışa kadar bir süre içerisinde şu anda birkaç değişik Bir yerde teste giriyorsunuz. Evet. Elemeler Evet. var. Her yaş kategorisine göre havuzda yüzmen gereken 800 metre yüzmen gereken O zamanlar var. yüzüyorsunuz. Ondan sonra bunların hepsi bir çan eğrisi sistemiyle Çan değerlendiriliyor. Ondan eğrisiyle. sonra belli bir kısmı o yüzücülerin Boğaz yarışını yüzmeye hak kazanıyor. Ondan sonra Evet. o günü bekliyorsunuz. Boğazın güzel suyunda tertemiz. Kabul edin. Evet. Tabii. Mutlaka yüzmek isteyen herkesin, hani nasıl derler? Hani ölmeden önce Evet. yapılması gereken bilmem kaç şeyden birisidir İstanbul Yüzmek çok Boğazı'nda iki keyifli. kıta arası yüzmek. Ki yurt dışından yabancıların Oldukça rağbet çok fazla ettiği bir ilgisi yarış. oluyor. Değil mi? 2000-2500 kişi arası giriyor son Evet. yıllarda. Alıyorlar onlar. Ama müracaat bunun kat be kat üstünde. Yabancılar açtıkları gün bir saat içinde belki onların şeyi Çok doluyormuş çabuk yani kotaları doluyor. kapıları. Bizim kotalarımız da aslında son 2-3 yıldır yani bir hafta sürmüyor sanıyorum. Çok çabuk Evet, doluyor. evet, evet, evet. Boğaz yarışı keyifli. Evet, tamam. Triatlon dedik. Şimdi sen triatlon koştun Triatlon tabii. şöyle, ilk triatlonumu bahsedeyim ben size. Kıbrıs'ta siz Tamam. de bilirsiniz Aspava Spor Kulübü bir yarış Evet, düzenliyor. evet, evet. Aspava, Caner Aspava var. O kulübün başkanı. Evet. Caner'le bir gün konuşurken dedi ki bana Kaplıca'da bir triatlon var. Ben o zaman sadece bir tane dağ bisikletim var. Ona biniyorum. Bir git gör istersen dedi nasıl yapılıyor falan. Biz hemen tabii atladık gittik oraya. 50 derece sıcaklık hava sıcaklığı. Bir triatlon yarışı var. Benim bisikletim MTB yani dağ bisikleti. Dağ bisikletiyle yol bisikletiyle yarışanların arasına karıştım ben. 30 kişi katıldık yarışa. 20 kişi bitirdik. Evet. Bitirdik ama çok böyle ızdıraplı bir yarıştı.
Ama en azından Evet, tabii. triatlonun keyfini görmüş oldum orada. Çok keyifli. Yani Evet. tabii ki yüzmek, koşmak, bisiklete binmek bunların hepsi ayrı branşlar olarak. Zaten ben de ayrı ayrı yarışlara da katılmayı da seviyorum. Nerede bulsam gidiyorum yakın çevrede. Ama triatlon Evet. Ama yarışı tabii bunun üçünü bir arada. biraz daha farklı hissettiriyor, evet. Tabii. Daha bir eğlencesi var yani. Oradan çıkıp ona giriyorsun. Yüzmeden çıkıp bisiklete, bisikletten koşuya falan. Çok zor Evet. tabii. Eminim antrenmanları daha zor. Yani Onlara da geleceğiz. bölünüyorsunuz, Sonra evet. sonra neler geldi? 2014'te o yarışı koştum ben, Ağustos'tu. Ondan sonra 2015 senesi ve 2015 senesinde birkaç tane böyle yüzme yarışı, birkaç tane koşu yarışı, onlara girdim. 2016'nın Kasım'ında Avrasya Maratonu'nu koştum, 42 kilometre. İlk uzun Evet, mesafem o evet. oldu. Ondan sonra yani o yaklaşık olarak 4 saat sürdü o yarışım. Ondan sonra Evet. 2016'nın yine Kasım'ında bir bisiklet aldım ben. Yol bisikleti. Normal bu işte bisiklet yarışlarına girebileceğim tarzda bir bisiklet. Bir bisikletim oldu. O sene Marmaris Düatlonu'na katıldım ben. Tabii çok iyi bir derece olmadı ama en azından ilk şeyin gerçek anlamda bir ciddi hazırlanmış bir organizasyon içerisinde, yani Kıbrıs'taki de çok ciddiydi ama evet Yarıştın, burada da koştun koştum. yani. Dedim ki triatlon güzel, ben bu işten zevk aldım, bu işe devam etmeliyim. Ondan sonra Evet. 2016'da bu maraton koştuktan sonra birkaç tane triatlon yarışı 2017'nin başında yaptım. Ondan sonra 2017'nin sonuna doğru Türkiye'de düzenlenen, Antalya'da düzenlenen bir tane bizim yarı mesafe şeyimiz var. Ironman Ironman yarışımız var. var. Ona katıldım. Ona katıldım. Evet. Onda işte tam bitirmeye yakındı falan böyle. Dedim ki ben dedim bunun uzun mesafesini de yapacağım. Tamını Tamını yapayım, yapmalıyım dedim. Ondan sonra yarısını. Demesi kolay. yani biraz şimdi ben mesafelerden biraz bahsedeyim. Evet, şimdi bahset bakalım. Şimdi Evet, ne orta demek? mesafe yani half Ironman dediğimiz mesafeler Yarı yarı Ironman. Ironman olan 1800 metre yüzmeyle başlıyor. 90 kilometre bisiklete biniyorsunuz. 21 kilometre de koşuyorsunuz. Evet, bunlar peşi sıra yapılıyor, hiç Hiç ara ara vermeden. vermeden bir de şöyle bir şey var. Yani tabii ki bizim için yani benim yaşımda bunları bitirebilmek benim için çok önemli. Yani bitirdiğim zaman zaten yeteri hazzı almış oluyorum. Uzun Evet. mesafe yarış ise 3800 metre yüzme üzerine 180 kilometre. Yani 4 kilometreye yakın Zaten yüzüyorsun. o yarış esnasında çizdiğiniz zigzagla yanlış yerlere gitmeyle zaten 4 4 oluyor, oluyor. geçiyor bile bazen. Evet. Üzerine 180 kilometre bisiklet var. Onun da üzerine 42 kilometre koşuyorsunuz, maraton koşuyorsunuz. Ki bu yarış çok iyiler var, yıllarını bu işe vermiş çok iyi sporcular var, elit sporcular tarafından 8 saate kadar sürüyor. Ben bunu 11.56, 12 Sen saatin bunu nerede koştun? İtalya, Türkiye'de yapılmıyor, değil mi? Tam Türkiye'de tam Ironman. Ironman yapılmıyor, evet. Tamam. Yurt dışına mecburen tam ya yani Ironman olmak için yurt dışında Mecburen yarışmak zorundasın. gidiyorsunuz, evet. Yani Sen ne kadar sürede koştun ben bunu? 11 saat 56 Şurada. dakika sürdü Tamam. 12 saat benim dedirtmediğiniz için de teşekkür yarışım. ederiz. Vallahi o gün izledim Evet. seni. Böyle takip Desteğinizi hep ettim. arkamda hissettim Hakikaten çok zaten. heyecanlıydık. Evet. Evet, şimdi bu senede aslında bir Ironman hedefin daha vardı ama bakalım tabii bu Covid sürecinde ne olacak Kısmet bilmiyoruz. açılmasını bekliyoruz kapıların. Evet. Bekliyorsun. Nerede Bu olacaktı bu sene sene? Barcelona'da koşmak için kaydımızı yaptırdık. Hazırlanma süreci Evet. de aslında şu anda 22. haftasındayım. Yani yarışa 22 hafta kaldı. Biz bu Evet. yarışlara ortalama düzeyde hazırlık varsa eğer 24 hafta öncesinden başlıyoruz. Yani 6 ay öncesinden uzun 6 ay. mesafe Ironman yarışına daha doğrusu hazırlanmak gerekiyor. Çünkü yarış hakikaten zorlu bir yarış. Uzunca bir süre sürüyor.
Evet, Ve uzun mesafe hakikaten her hakikaten. açıdan vücudunuzu hazırlamanız gerekiyor. Hem fizik kondisyon açısından, hem beyin açısından, hem işte beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenme Ben ilk açısından. ayrım ben Evet, neydi diye bir evet. şey söylemek istiyorum. İtalya'da koşarken, onun öncesinde de tabii ki ben bir 5 aylık bir hazırlık süreci geçirmiştim. Kendim sizin de bildiğiniz enerji barlarımı üretiyordum. Yani bu enerji barlarının içerisinde ne vardı? Ceviz var, fındık var, işte badem var, işte kuru şey ne o? Ay çekirdeği içi var, kuru yemişler var. Onun dışında kuru kayısı, kuru incir, bunları dilimleyip küçük az bir şey çikolataya karıştırıp biraz yulaf koyup böyle kendim barlar yapıyordum. Bu Evet. barları antrenmanlar şöyle oluyor yaklaşık. Yarışa yaklaşırken haftada 20 saate yakın antrenmanlar oluyor. Geçtiği de oluyor. Hafta sonu uzun Evet. antrenmanlar var. Bu uzun antrenmanlarda bu beslenmeyi denemeniz gerekiyor zaten. Deniyorsunuz bütün antrenman süreci boyunca ama uzun antrenmanların Evet. en uzunu 7-8 saat sürüyor. Mesela bir cumartesi günü çıkıyorsunuz bisiklete. İşte 5 saat, 6 saat bisiklet sürüyorsunuz. Üstüne de işte 1-2 saat koşu olabiliyor. Yani totalde 8 saatlik bir enerji ihtiyacınızı bu barlarla görüyorsunuz. Bir de antrenman olduğu için Kendi kendi yaptığın, yaptım değil mi? şeylerle. Başka bir şey kullanmadım zaten o hazırlık sürecinde. Yalnız yarış başladı şeyde, İtalya'daki yarış başladı. Ben yine o düzende barlarımı tüketiyorum. Barlarla hemen bir parantez açayım. Benim kendi vücuduma göre, kendi performans düzeyime ve yarış şartlarına göre tükettiğim enerji saatte 400-450 kalori kadar oluyor. Bu kalori, o barların her birisi de 400 kalori civarında yapıyordum ben onları. Excel'de tablolar falan Evet. yapmıştım. Ne kadar ne var falan hepsinin böyle şeyleri belliydi, besin Evet. değerleri. Aşağı yukarı saat başı işte 1 saat 10 dakika aralık vererek o barları tükettim. Tabii yolda sadece bar değil tuz tableti de aldım. Suyumu da ayrıca içtim onlar dışında. Şimdi bu barlar biraz önce bahsettim ağırlıkla kuru yemiş ve kuru meyvelerden oluşuyor. Bu barlar yaklaşık olarak ben bisikletten indim. Bisikletten indikten sonra da maraton başladı işte 10. kilometresinde 15. kilometresinde yani hatta böyle şey oldu, bir midemde, bağırsaklarımda bir hareketlenme oldu. Yani özellikle gaz birikimi ve aşırı derecede bunun rahatsızlığını yaşamaya başladım. Ve o zaman ben şeyi düşündüm. Benim bir noktada bir hata yapıyorum. Neydi o hata acaba diye düşünmeye başladım. Çünkü bir rahatsızlığım var. Antrenmanlarda yaşamadığım bir sıkıntı yaşıyorum. Ve antrenman dışında herhangi bir şey yapmadım. Yani o yarış esnasında antrenmanlarda da yapmadığım hiçbir Evet. şey yapmadım. Tek sorun anladığım kadarıyla o zaman şeydi. Süre uzun olunca benim bu sindirim sistemi hareketleri biraz daha şey oldu. Arttan bir şekilde devam etti. Dolayısıyla da bu yarışta beni oldukça zorladı. Hatta benim sizin postunuzdaki resmim son zamanları koşunun son 30. kilometresi falan olması lazım. Orada göbeğim şiş bir şekilde koşuyorum. O yüzden belli olsun diye o post şeyi fotoğrafı yolladım. Evet, evet, evet. O fotoğraflarını biliyorum. Çok gaz yüklü bir karın bölgen Evet. vardı. Hakikaten. Bu stresin etkisi muhtemelen Vallahi yani. bilmiyorum ama yediklerimin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla Olabilir, olabilir. evet Tabii, bağırsak hareketi tabii. oldu. Aynen olabilir. Şimdi intermittent fasting ile Ironman yapılır mı diyorlar? Şimdi ben onun için şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene 2019'un Bir Ekim'inde tane koşucu arkadaş da yazmış. 30 kilometreye kadar ben ayakta koştum ama Ironman yapılmaz diye Rukiye'yi düşünüyorum tanıyorum. Biz demiş. Antalya'da tanıştık. Kendisi 49 mu Evet. 50. şeyini maratonunu koştu. Buradan selamlar yolluyorum. Evet. Kendisi de Liverpool'da, İngiltere'de Aha. yaşıyor. Evet, evet. Şöyle söyleyeyim ben biz Ekim ayında Kapadokya'da ultra mesafe
ultramaraton koştuk. İki Evet. arkadaş 63 kilometre beraber koştuk onunla. Biz uzunca bir süredir bu aralıklı beslenme ve düşük karbonhidratı uyguluyorduk o zaman. Yani Benim konuştuğum evet Haluk. arkadaş mı? Hani ben onunla bir Evet konuştum Haluk'la. Haluk'la, sonra bir daha bir konuştum. Evet. Düzenledik beslen. Tamam, okey. Hı. 53. Vallahi maratondu bravo. o ki. Eksik söylemişsin. Tamam. Buradan saygılarımızı sunuyoruz. 53 tane Evet, maraton öyle tabii ki. kolay bir şey değil. Hiç değil hakikaten, hakikaten. Şöyle, ben o zaman hatta şey öncesinde, bu ultramaraton öncesinde, Ekim'deki yarışın öncesinde, bir ay öncesinde falan kendi vücudumu biraz daha böyle düşük karbondan da biraz daha düşük, hatta ketojeniğe biraz daha yakın günlük. Yani şimdi ben, siz 50 gram karbonhidrat diyorsunuz, onun altına düşmek gerekiyor diyorsunuz. Ama bizim, Bu evet. normal kişiler için, spor yapmayanlar için Şimdi konuşuyorum. Yani ultramaraton protein değerleri, yağ vesaire. Tabii spor ve sizin gibi özellikle bu kadar yoğun spor yapanlar için tabii ki değerler çok farklı. yani ultramaraton koşacağız. 63 kilometre koşacağız. Benim de kestirdiğim süre bu işte 8-9 saat civarındaydı. Yani 10 saatin altında bitiririm diye düşünüyorum ve bu performansı sergileyebilmek için de belli bir düzeyde hem kalbimin atış seviyesinin olması, onu biliyor olmam ve ona göre tüketimi yapmam gerekiyordu. Tabii. Biz Haluk'la çok sık paylaştık. İkimiz de çevirdik vücutlarımızı. Yarış sabahı nasıl beslendiğimi söyleyeyim Ya ben. yağ yakmaya adapteydiniz Adapte, yağ yani yakıyorduk o zaten. Evet. yarışı. Yağ yakmaya yani Kesinlikle. hani ilk yakıt kaynağı olarak karbonhidratı değil, yağı yakıyordunuz artık. Bunu öğrenmişti Evet. sizin beden, değil Evet. mi? O Hatta yarışa şöyle söyleyeyim, gittiğinizde. ben o sabah çok ince bir dilim ekmeğin üzerine bayağı bir bol miktarda yağ sürdüm. Çok az bir şey, çok az ama yani hakikaten bir tatlı kaşığı bile olmayacak kadar bir bal sürdüm. O da yani kendime böyle bir güzellik olsun. Hani sabah yarışa gideceğim 63 kilometre. O Yani da evet. psikolojik etki artık o kadar olsun Yarış yani. Baskı diyelim, psikolojik baskı. başladı. Benim yarışım 9 saat civarında sürdü. 8 saat 50 dakika sürdü. Bu süre zarfında toplamda bakın tükettiğim şeyleri söyleyeyim size. 3 tane ya da 4 tane Kaç kilometre 63 koştun? kilometre. Bir de bu 63 ultramaraton şey kilometresini gibi değil. Düz söylüyorsun yol bunu. koşusu gibi değil. Düz yol koşusu, engebeli, inişleri, çıkışları, Tabii. kayaları, Bir de taşları insanı falan tahrik eden olan çok böyle bir faktörler var. Kapadokya çok güzel bir yarış. Kapadokya'da Bu aynen bir de manzara beslenme var. istasyonları çok dolu. Yani insan girdiği zaman Oo, böyle arkasını anladım. dönemiyorsunuz Bizim yani şey hazır marketler gibi, evet, hazır her gıda şey satan açık büfe. marketler gibi. Oralardan böyle bir Evet. sürü şeye bakıp da sadece bir tane soda alıp geçmek insana Bak ne ne kadar diyorlar? dokunuyor. Ultramaratondan önce ketojenik diyete geçmek ve bunu Kapadokya'da denemek iyi Yani cesaretli. şöyle, benim aslında hedefim, siz bildiğiniz gibi, Barcelona Ironman'de bu şekilde gidebilir miyim? O yüzden o aşağı yukarı aynı saat sürecek bir yarışta, aynı eforlu bir yarışta bunu denemem benim için iyi olacaktı. Onun için seçtim onu. Şimdi bunları neden deniyoruz? Bunları da sonra söyleyeceğiz. Sen bir anlat. Hani bu yağ yaksak ne olur? Karbonhidrat almaya devam edelim. Hızlı çabuk enerjimiz var. Alalım. Saatte bir alalım. Saatte bir 60 gram, 90 gram alalım. Bir saat koşalım. Bir daha alalım. Bir saat koşalım. Bunu yıllarca yapalım. Günlerce yapalım. Saatlerce yapalım. Değil Ne mi? Ne güzel. var bunda? Bunu sonra söyleyeceğiz. Hayır, böyle bir güzellik olsaydı keşke. Evet. Neyse, Kapadokya yarışında dediğim gibi 3-4 tane hurma tek parça. Ondan sonra toplam 3-4 tane ceviz ve yeteri kadar suyla ben bu yarışı bitirdim. Şöyle bir şey vardır Evet. bizim özellikle atletlerin arasında, Çok duvara iyi. çarpmak. Çok iyi Evet, yani. duvara çarpmak diye bir şey var. Evet. Duvar, bir tane de jel aldım, pardon. Tek jel. Tamam. Onu da Tekşer. nerede aldım? 60 küsur kilometre Evet. tekşer. Aladağları Yani çıktıktan 63 sonra kilometre. aldım. Aladağları da orada koşanlar varsa, bizi dinleyenlerden.
Kaç saat sürdü senin bu 8.50. Kapadokya yarışın? 8 saat. Düşün, her saatte senin 60 ile 90 gram arası karbonhidrat alman Normalde lazım mesela normalde. Çabuk ilk karbonhidrat. maratonumda aldım mesela. Evet. Tabii, alman Aldım. lazım yani. Hatta 120'yi bile denemişler ultramaratoncularda. Hani bazı etkilerini görmüşler. Alman lazımdı ama bu sen tek şal yaptın. Hurmayla vesaireyle. Evet, tabii Evet. çok ciddi bir süratte bitirmedim. Çok da yavaş değildim. Kendime göre yeteri kadar bir performansım vardı. Bittiği zaman yarış nasıl hissettim? Yani tabii ki çok böyle enerjim çok yüksek falan değildim. Ama mesela Haluk daha iyiydi o konuda. Çünkü Çünkü o daha iyi daha uyguladı. iyi uyguladı. Biliyorum. O daha kesin Bir de uyguladı bir şey yani. daha Bunu var. Bu konuştuk arada biz. kendime de tabii çamur atılmasını da istemiyorum bu arada. O daha iyi uyguladı ama Asla. şöyle bir şey de var. Ben üç branş Doğru, o koşuyor sadece. Çok çalışıyorum. haklısın. O daha iyi antrenman yapıyor Evet. diyelim. Seni oradan Koşu kurtaralım antrenmanları kesin. çok düzgün onun. Evet. Tamam. Tabii tabii Yani tabii tabii. neticede şöyle, bu iş bu şekilde olabiliyor. Yani yapılabiliyor. Ne oluyor? Ben en çok inandığım şey aslında bu tür şeylerde enerji biraz insanın kafasında da önem taşıyan bir şey ama tabii ki alınması gerekiyor. Yani beslenmeden bu işi yapmak doğru değil. Tabii ki. Ben Tabii ki. şeyden sonra kendi yaptığım öz eleştiride, kendi kendime yaptığım öz eleştiride tüketimimi çok az olduğunu biliyorum. Yani onu kendi kendime kabul ettim yani. Gerçekten az yakıtla gitmişim. Doğru değil yani. Ama yapılabiliyor mu? Evet. Yapılabiliyor. Bir niyetim vardı, benim bir amacım Tabii. vardı. Ona yönelik çalıştım. Böyle. Tabii. Yani bunu tabii şimdi ben böyle yaptım. Sen de böyle yap. Sen de bu ölçüde yap demek doğru mu Ya sence? bana kalırsa Yani şimdi bunlar artık herkesin çok kendine önemli. özel Evet. metabolik bedenini dinleyerek temel doğrular çerçevesinde dediğin sürede uzun süreli bir süreç. Bu bizim yağ adaptasyonumuz için en az 3 ay gerekiyor. Evet. En az 3 ay yani. 3 aydan sonra bunu senin kendi antrenmanına adapte etmen bir Evet. süreç. Yani bu 6 aydan aşağı adapte olunacak bir şey değil. Yarış öncesi hele kısa sürede hiç olunmaz. Ha bunun sendeki etkilerini az buçuk görerek kendine göre iyileştirmelerin, geliştirmelerin olabilir, değil mi? Evet. Ve kendine göre biçersin elbiseyi. Şey çok kişisel bir olay zaten beslenme, antrenman düzeni bunlar çok kişisel bir olay ve insanın sadece yani isteğiyle olacak şeyler değil. Aynı zamanda insanın işte kendi fiziksel değerlerini de çok iyi bilmesi lazım. Yani ben şöyle yani mesela kalp atışımın ne kadar olduğunu biliyorum, ne kadar tüketimin olduğunu Evet. biliyorum, ne tükettiğim zaman ne oluyor biliyorum. Yani mesela eşim bana en çok şeyden takılır. Böyle habire beni tartının üzerinde görüyor. Ne yapıyorsun sen falan diye habire laf söylüyor. Yani hep kontrol ediyorum kendimi. Herkesin de kendini...